İpsala ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Koyunyeri köyü, namlı güreşçi Gaddar lakaplı Yenilmez Kel Ali Çopehlivan'ın köyü olarak biliniyor. Abdülhamit'in emriyle Emlak Hümayun Komisyonu Ferecik Şubesi'nce bölgedeki 17 köyde padişah arazilerine okul yaptırılmasının yanında Yenilmez Başpehlivan'ın köyüne bir de cami yaptırıldı. Köylüler 2. Abdülhamit emaneti camide uzun süre ibadetlerini sürdürdüler. Ancak Koyunyeri Camisi'nin 1980'li yılların sonuna doğru üst yapısı içine çökmeye başladı. Sahip çıkılamayan cami günden güne ibadet yapılamaz hale gelince köy sakinleri caminin birkaç metre yanına 1994 yılında yeni bir cami yaptırdı. Yeni caminin yanında gittikçe harap duruma düşen tek minareli 1. derece anıt eser niteliğindeki Koyunyeri Camisi'nin yıkıla yıkıla en son geçen yıl tek duvarı ayakta kaldı. Daha fazla direnemedi. İhtiyar heyeti de köylünün isteğiyle iş makineleriyle caminin kalıntılarını temizletti, tarihi caminin olduğu alanı yeni caminin bahçesi olarak düzenletti. Bunun üzerine Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İzinsiz gerçekleştirilen işlem nedeniyle muhtar, ihtiyar heyeti ve molozu taşıyan hafriyatçı hakkında dava açıldı. 6 sanığın yargılanmasına Nisan ayında başlanacak. Köyün muhtar vekili Güven Aslan yaptığı açıklamada restore edilmesi amacıyla çeşitli makamlara başvurulmasına rağmen onarılmayan caminin önce üst yapısının daha sonra da üç duvarının içine göçtüğünü ileri sürdü. Köylünün bölgede oyun oynayan çocuklar için tehlike arz ettiği gerekçesiyle caminin kalıntılarının kaldırılmasını talep ettiğini anlatan Aslan şöyle devam etti. Bu yeni cami yapılınca bu cami gitgide başladı yıkılma. Yıkılınca son 2 sene evvel diyelim ona. 2 sene evvel büyük yağmur, fırtına caminin %90'ı gitti. Zaten çatısı bayağı İçine uçmuştu. Zaten uçmuştu. Duvarlar %10'u kaldı. %10'u kalınca millet, çocuklar, biliyorsun ki burası köyün ortası. Çocuklar okuldan geliyor, orada oynuyor, ürünlerle. İşte bu her gün millet şikayetçi geliyor. Geliyorlar, işte bak bu şeyi ne yapmıyoruz, bu şeyi gidin, şey edin, bilmem ne. Biz de köy heyeti olarak, ihtiyar meclisi, eski şehrin ihtiyar meclisi olarak karar aldık. Karar aldık, zaten bitmişti. Fotoğraflara çektik, şu bu yani. Bunu temizledik. Temizleyince, sonradan herhalde halkın biri, vatandaşın biri şikayet etmiş. Şu anda mahkeme oluyor. Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu yetkilileri ise 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan ve bölgedeki tek Abdülhamit yadigarı eserle ilgili gerçekleştirilen işlem nedeniyle şikayetçi olduklarını ve süreci sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. Yetkililer caminin yeniden projelendirilip ihya edilmesi için çalışma yürüteceklerini kaydetti. Yani bunu temizlediğin için herkes bizi şetti yani. Çünkü tehlike arz ediyor. Evet. Tehlike arz ediyor. Çocuklar oynuyor. Yani yarın öbür gün bir şey olduktan sonra ya teşki böyle yapsaydık. Tabii. Teşki temizleseydik. Teşki bilen ama geriye dönük yok. Giden gidiyor.